Evet, herkese merhaba. Çok güzel bir hafta diliyorum. Haftanın ilk gününe bizi videomuzun ikinci partını yetiştirmek istedim. İlk videoda biliyorsunuz vize başvurusu hangi evraklar gerekiyor? İşte seçtiğiniz okulun buna etkisi nedir? Vize olumlu yanıt almadaki kriterler nelerdir ya da olumsuz yanıt almadı? Bildiğim her şeyi size aktarmaya çalıştım elimden geldiğince. Şimdi bu aşamada tabii ki yine vereceğim bir iki trik var. Ama süreç nasıl devam ediyor aslında, sizi neler bekliyor online başvuru yaptıktan sonra biraz ondan bahsedeceğim. Başvurunuzu online olarak tamamladıktan birkaç gün sonra size bir e-mail geliyor. Vize danışmanıza verdiğiniz kişisel mail adresinize. Do not reply diye başlayan ve et Kanada uzantılı bir e-mail. Ekran görüntüsünü alıp yine danışmanınıza gönderiyorsunuz. İşte o sistemden sizin adınıza girip bakıyor. Evet, işte başvurunuz alınmış. Hani artık bekleyeceğiz, hakkınızda hayırlısı olsun diyor size. Ondan sonra bekleme aşamanız başlıyor. Bu süreç kısa sürmüyor. Yani uzun bir süreç. En stresli kısım. Çünkü evet, kimseye bir şey vermeyeceksiniz. Kimse sizden bir şey istemeyecek. Hayatınıza devam edeceksiniz ama bir yandan aslında kurmak istediğiniz başka bir hayat var. Ve onun yanıtını bekliyorsunuz. Ve yapılabilecek hiçbir şey yok yani. Uzun bir bekleme süreci. Şans bu ya, belli olmaz. Siz bir yola girdiğinizde belki 1-2 haftada sonuç alırsınız. Belki o dönemde koşullar, şartlar değişir. Vize süreçleri daha da hızlanır ama maalesef Kanada vize konusunda biraz işi ağırdan alıyor. Biraz yavaş hareket ediyor. Bu da sizin böyle birkaç aylık planlar yapıp hadi o zaman artık Kanada'ya taşınıyoruz demenize engel. Yani bir yıllık süreç verin kendinize ki ben bu işe adım attıktan sonra bunu sonuçlanıp evet artık biz gidiyoruz ya deme gerçekten bir yılı buldu arkadaşlar ki ben çok ideal durumlarda gittim aslında. Yani vizem çok uzun uzadıya geç kalmadı, çok erken de gelmedi, okuldan kabul aldım vesaire, hani pürüzsüz hali bir sene sürdü öyle söyleyeyim size. Şöyle ki benim vizem 4,5 ayda sonuçlandı. Daha kısa olan bir iki istisna duydum. Yani evet, 2 ayda sonuç aldım, birkaç haftada sonuç aldım gibi. Ama işte ekşi sözlük vesaire, biz internetten de bu süreçte araştırıyorsunuz. Yani insanlar ne yazmış, ne söylemiş vesaire. 7-8 ay bekleyenler falan oluyor. Artık hani şey diyor mesela, unutmuştum hani artık başvuru yaptığımı, ne gelecek. Hani bu illa şey diye düşünmeyin tabii ki. Herkesin bize başvuru türü başka ama genel olarak bir geç kalma durumları var. Yani ben İşte öğrenci vizesine başvurdum, eşim çalışma vizesine başvurdu, turist vizesine başvurmuş olabilirsiniz ya da işte ebeveyn vizesine başvurmuş olabilirsiniz. Çeşit vize türleri var ama hiçbirinde öyle yani hemen verelim o zaman vizenizi, en kısa bu sürüyor diyebileceğimiz bir şey yok. Ki herhalde öğrenci vizesi en kısa sürendir çünkü okul belli, kayıt belli, kuyut belli, her şey hazır olmasına rağmen. Do not reply mail geldikten sonra alıyorsunuz bu online olarak yüklediğiniz belgelerin birer nüshasını, fotokopisini yani bir dosyaya koyuyorsunuz. Hangi işte sıralamayla koyacağınızı sizinle danışmanınızı yönlendiriyor. İçinde niyet mektubunuz vesaire hepsi oluyor. Dosyanızı hazırlıyorsunuz. Asla olmak zorunda değil çünkü her şey online ilerlediği için o aşamada. Yani sadece birer nüsha fotokopisini alıyorsunuz. Bunları ben Ankara'daki VFS'den başvurdum. Bunları VFS'ye posta yoluyla da yollayabilirsiniz. PTT ile gönderim yapabiliyorsunuz sadece. Ve 700 lira gibi bir ödemesi var. Şimdi belki değişir ya da sizin başvuracağınız zamanda değişir ama şu anda 700 lira gibi bir ödemesi var bunun. Ben açıkçası gidip bireysel elden vermek istedim. Çünkü ben de eşimde biraz pimpirikli insanlar olduğumuz için olur ya, o kargo kaybolur. Geç gider, bir şey olur ya. Olmaz da olur ya. Hani o riski almadık. Biz binelim, gidelim, kendi elimize teslim edelim. İşimizi sağlam kaza bağlayalım dedik. Bastık gittik VFS'ye, Ankara'ya. Elden teslim edince belgeleri, onu da orada öğrendik. Hani her halükarda o 700 TL yatırılıyordur belki diye düşünmüştük. Hani o belge alma parasıdır, bir şeydir bilmediğimiz için. Biz de dediler ki yok, elden teslim ettiğiniz için bu parayı ödemenize gerek yok. Bu sadece kargo ücreti. Bu parayı da ödememiş olduk. Şimdi orada tabii sürecin uzun süreceğini şunu anlayın. VFS'ye gidiyorsunuz. Normalde vize başvurusu yaptığınızda pasaportunuz da kalır ya orada. Sonra onaylandığında size pasaportunuzla vizenizi birlikte yollarlar.
Size diyorlar ki siz pasaportunuzu alın. Vize çıkınca biz mail atacağız ya, kargo ile yollarsınız ya gelip kendiniz şey yaparsınız, teslim verirsiniz pasaportunuzu buraya, öyle basarız diyorlar. Biz vizemizi aldık, özür dilerim, biz pasaportumuzu aldık, ondan sonra da geri döndük. O aşamada da işte sizden parmak izi alıyorlar, biyometrinizi çekiyorlar, işte böyle ellerinizi vesaire bir kameraya gösteriyorsunuz. Tüm işte bu ilk videoda bahsettiğim evrakların hepsini veriyorsunuz. Çok kısa sürüyor. Herhangi bir mülakat vesaire olmuyor. Hani evrakları verdiniz. Ve merhaba, teşekkür ederim. İşte parmak izi, elimizi göster, fotoğrafımızı çekildik. Hadi çıkıyoruz. Konu kapanıyor orada. Açıkçası VFS'de bu konu çok sistematik çalışıyor. Yani 3 kere gittim oraya. 3'ünde de çok sıra falan beklemedim. Bir de boştu da, yani Kanada'ya başvuran kişi sayısı çok az açıkçası. Çünkü orası birçok ülkeden vize başvurusu alıyor. Tabii ki biz hani Kanada kısmına gidiyoruz. Kişi sayısı da oldukça azdı. Şimdi pasaportunuzu geri aldıktan sonra, onlar o kutular pasaportları, pasaportunuzu geri aldıktan sonra artık döndüğünüz evinize tekrar bir bekleme süreci. Bu süreç en uzun süreç. İşte benim 4,5 ay süren sürecim. Ha geldi ha gelecek mail, uzun uzadıya bekliyorsunuz ama artık hani şey, yani Murphy kanunları, o umut kesilir ama artık gelirse gelir, gelmezse gelmez, ne yapalım, hakkımızda hayırlısı olsun dediğimiz noktada o mail geliyor arkadaşlar. Yani benim de böyle oldu, genelde de insanların öyle olmuş okuduğum, dinlediğim. Hatta şöyle ki, mail öğlen geldi, ben bir mail düşünü gördüm Gmail'den telefonuma, bakmadım. Yani bakarım sonra akşam, şimdi işim var falan dedim. Akşam 7-8 gibi fark ettim. Kanada'dan gelmiş mail diye. Sonra o mail geldi. Hemen danışmana gönderdim. O sistemden girsin, kontrol etsin diye. Dedi ki tebrik ederim, onaylanmış. Tabii inanılmaz mutluluk. Yani bunu ilk duyduğumda gözlerim dolmuştu gerçekten. Çünkü bu sürece çok emek verdik ve tabii ki bunu denemek istiyoruz yani. Hani bir umut var bir de ortada ve umudun peşinden koşuyoruz. Hani ya işte vize çıkmadı, öyle olmadı, böyle olmadı diye saçma sapan bir sebepten bu engellenseydi üzülürdüm açıkçası. Hayatın bize ne getireceğini bilemeyiz. Tabii ki her şey hazırlıklıyız ama biz denemek istiyoruz bunu. Eşimin ki benden bir hafta sonra falan çıktı ama bu olabiliyormuş. Yani bazen ortak başvurularda aynı anda da gelebiliyormuş vize sonucu. Ya da işte eşin ki birkaç gün sonra ya da bir hafta sonra vesaire de gelebiliyormuş ama şöyle bir risk yok. Başınıza gelirse diye söylüyorum bu süreç. Hani sizin artık o vize onaylandıktan sonra hani eşinize red gelmesi gibi bir opsiyon yok. Yani sizinki gel, onunki de gelecek yani. Bir hafta sonra gelir ama gelir. Sonra onun mailini bekledik. Onun mailini de aldıktan sonra evet vize çıktı, artık biz gidebiliriz, pasaportlarımızı teslim edebiliriz diye. Gittik Kanada'ya, bizim vizemiz çıktı, biz basılması için pasaportları teslim edeceğiz dedik. Ondan sonra oraya pasaportlarımızı verdik. Bize dediler ki 4 gün ya da 4 hafta sürebilir. Yine ya bir kağıt basacaksınız diye 4 hafta sürsün demek istedim ama demedim. İçimden tabii söyleniyorum, herkes, siz de söyleneceksiniz emin olun. Ama hayret ki bu süreç kısa sürdü. Yani herhalde perşembe ya da cuma vermiştik. Yani böyle tam hafta sonu girişinde verdik. Pazartesi günü vizeniz basıldı, gelip alabilirsiniz pasaportunuzu dendi. O an da çok heyecanlı. Yani biz hemen hafta başı tekrar hadi bakalım gidelim Ankara'ya pasaportlarımızı alalım. Gittik. O böyle işte sarı bir zarfta veriyorlar. Onu böyle açıyorsunuz. Ya yani o vizeyi orada görmek. Hani artık bu bir emin sonucunu almak gibi. Yani hallettik çok şükür. Artık vizemiz var. Önümüzü görebiliyoruz. Daha iyi görebiliyoruz. Sadece bizim için kritik olan tarih 15 Mart. 15 Mart'ta Nisan'da mı gitmemiz gerekiyor? Ağustos'ta mı gitmemiz gerekiyor? Onu öğreneceğiz. Bu tamamen benim okulumla alakalı bir karar. 15 Mart'tan sonraki süreçte aslında biz bilet alırken neye dikkat ettik? Şimdi aktarmalı biletler var. Direkt uçuşlar var. Buradan Kanada'ya direkt uçuşlar hangi günler var vesaire. Bunların hepsi bir case arkadaşlar ve hepsinin bir tree var. Yani işte hangi bileti almanız daha faydalı olabilir gibi mesela. Biz uzun zamandır bunları araştırdığımız için bilet süreci için de ayrı bir içerik yapmayı düşünüyorum. Ve
biz bu YouTube kanalını açalım, insanları da bilgilendirelim. Bu yola girmek isteyenler böyle direkt bir ağızdan birinden duysun bu yaşanmış hikayeyi diye. YouTube kanalını açmaya karar vermiştik. Vizemizi verdiğimiz, pasaportumuzu verdiğimiz ve pasaportumuzu teslim alacağımız aşamada. Bu iki seyahati de kayda çekmiştik. Orada da kısa bilgiler veriyorum. İşte VFS'ye gidiyoruz, şu kadar zaman bekleyeceğiz, burada gideceğiz diye. Hem ikinci partim bekleme sürecinden size bahsetmek istedim. Hem de o içerikleri önümüzdeki hafta sizlerle paylaşıyor olacağım editleyip. Burada çok önemli bir nokta var. Şimdi ben beklemeye başladıktan sonra, artık aradan 1,5-2 ay geçiyor. Ocak ayında normalde ben başlayacaktım okula. Kabulüm var, vize gelmedi. Süreç yaklaştıkça stres oldum ve dedim ki ya mail atayım konsolosluğa. Diyeyim ki yani benim okuldan kabulüm var. Okul şu tarihte vizenin teslim edilmesini istiyor. Ya süreci hızlandıramaz mıyız? Yani talepkar davranmak istedim ve danışmanıma yazdım. Danışmanım dedi ki lütfen yapma böyle bir şey. Yani daha çok erken, biraz daha bekleyelim. Biraz daha bekledik. Benim artık sabrım tükenmeye başladı. Özellikle 3 ay artık doldu. Dedim ki ya önümüzdeki hafta ya son tarihi ne yapalım, yazmayalım mı hala? Dedi ki lütfen yazma çünkü bu zamana kadar mail attığımız bütün başvurularda olumsuz yanıt aldık. Ya belki de onları sıkıştırıyoruz diye düşünüyorlar. Belki de o maili aldıktan sonra daha ön yargılı bir şekilde açıyorlar o dosyayı. Bırak süreç aksasın. Yani bir sonraki döneme gidecek o. Ama bunu riske atmayalım. Çünkü o vizenin red gelmesi süreç tekrar başa sarıyor. Yani 3 ay beklediniz ya. Tekrar vizeye başvuracaksınız. 3 ayı sıfırlamış oluyorsunuz. Ki ben çok tez canlı bir insan olmama rağmen danışmanın sözünü dinleyip o maili atmadım. Hakikaten de yani atmanın 4,5 ay sonra olumlu sonuç geldi. Bilmiyorum belki atsam da gelecekti yani ama bu sonuçta benim danışmanımın bana ısrarla söylediği ve tembihlediği bir durum. Ola ki bir an gaflete düşersiniz. Danışmana da söylemezsiniz. Ya mail atayım ne olacak derseniz diye söylüyorum bunu. Atmayın arkadaşlar yani bekleyin. Yapacak bir şey yok. Süreç kısa da sürse uzun da sürse bizim push etmemizin bir faydası olmuyor. O nedenle beklemek en doğru olan. Demesi kolay diyeceksiniz. Değil. İnanın demesi de kolay değil. Beklemesi de kolay değil ama eğer bu yola girecekseniz ya da böyle bir yola adım atmayı düşünüyorsanız umarım hiç ayağınıza taş değmez. Pürüzsüz bir şekilde geçersiniz tüm adımları ama her şeyin riski var. Bir yaşanmışlık var. Tabii ki tecrübeler önemli. Yani ben mesela eşim olmasa ya danışmanı da yazayım acaba konsolosluğa yazsam mı demezdim, yazardım yani direkt konsolosluğa. Ama dedik ya bir soralım bakalım ya, o biliyordur sonuçta. Onun sayesinde sordum. Belki siz de bu videoyu izledikten sonra diyeceksiniz ki ya bu kadın da böyle bir şey söylemişti. Dur bakalım bir danışmana sorayım ya da yazmayayım ya bekleyeyim diyeceksiniz belki. Bir kişiye bile bir faydamız olsa ne mutlu. Ankara'ya gidip geldiğimiz, VFS'ye pasaportları teslim ettiğimiz, vizemizi aldığımız, o yolculukta neler yaşadık... Bunların da birer videosu var. Bunları da editleyip sonraki hafta kısmetse sizinle paylaşmak istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım çok güzel haberler aldığımız, çok güzel mutluluklar yaşadığımız bir hafta olur. Tekrar görüşmek üzere. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Dediğim gibi bundan sonra bilet sürecimiz var. Yaşanacak yeni gelişmeler var. Orada bir ev tutmak var. Oradaki okul hayatı, sosyal hayat var. Aslında içerikler daha eğlenceli ve daha keyifli hale de gelecekler. Önümüzdeki hafta yine bir Avrupa turuna çıkıyorum. Buradan bunu da duyurmak isterim. Gittiğim her ülkeden size kısa kısa videolar çekip onları da paylaşmak istiyorum. Lütfen beni takipte kalın. Kanalımı takip etmeyi ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.